Canlarım selam. TET ilk adım kampımızın 6. gününe hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir konuyla daha beraberiz. Bölme bölünebilmeye sonunda nihayet geçiyoruz. Sayı basamaklarından sonra ikinci bölümün ikinci konusu bölme bölünebilme arkadaşlar. Önemli bir konudur. Ee, kendi başına hem TYT'de hem AYT'de soru çıkar. Güzel bir şekilde yapmamız, güzel bir şekilde anlamamız gerekiyor. Bölme bölünebilme ile alakalı bugün size TT adım soru bankamızdan tam 4 tane test ödev vereceğim arkadaşlar. Hemen istiyorsanız dersin başında nereleri dersten sonra tabii ki bu e, dersi iyi anladıktan sonra nereleri çözmeniz gerektiğini söyleyeyim. Sayfa 40, 41, 42, 43, e, 44, 45 ve 46, 47. 47'ye kadar 41'den 47'ye kadar 4 testi bitireceksiniz ve bölme bölünebilme konusunun üstüne de çarpıyı atacağız arkadaşlar. Ee, şu anki şu an işleyeceğimiz dersin e, PDF videonun açıklama kısmında var. Lütfen güzel bir şekilde çıktı alın, önünüze koyun ve benimle beraber anlamaya ve yazmaya başlayın. Mutlaka yazala, yazarak not alarak e, dersi çalışın ki bir verimi, e, bir faydası olsun. Tamam mı? Güzellerim, haydi bakalım gelin. TET İlk Adım Kampımızın 6. günü vay ve 6 gün olmuş. 6. günü başlasın. Arkadaşlar şöyle 4 sayfa yapacağız. TYT ilk adım soru bankamızdan da sorular koydum. Önce bölme nedir? Onunla başlayalım. İlkokuldan beri bu bölmenin ne olduğunu aslında az çok iyi kötü hatırlıyoruz arkadaşlar. Bölme neydi bölme? A, B, C ve K birer doğal sayı ve B sıfırdan farklı. K de sıfırdan büyük eşit olmak üzere. Niye B sıfırdan farklı? Çünkü A bölü B demek A bölü B demek. Buradaki B paydaya yani aşağı tarafa geldiği için bunun sıfırdan farklı olması lazım yoksa tanımsız olur. Ve kalan her zaman sıfır ya da sıfırdan büyük bir doğal sayı olmalı diye söyleriz. Burada kal K kalan mı? Evet. Hatta baştan söyleyelim. A bölünen sayı. Yani neyi bölüyorsun? A'yı bölüyorsun. Neye bölüyorsun? B'ye. O zaman B A'yı bölen sayı. C A'yı B'ye bölümden elde edilen bölüm sayısı yani sonuç bazen sonuç da denir ama genelde bölüm denir. K'da bu bölme işleminin neyi? Kalan arkadaşlar tamam mı? Tamam peki. Burada en önemli kural bölme algoritması nedir? Bölünen sayı yani A eşittir. Bölen sayı yani B çarpı bölüm yani C artı kalan yani K. Bu arkadaşlar bölme konusunun özetidir. Budur. Bölme konusu harbiden budur yani. Gerçekten bu kadar mı hocam? Vallahi de bu kadar ya. Bunun, bunun, bunun gerisi teferruat. Şimdi gel bakalım. 2025'i 20'ye bölme işleminde A artı B toplamı kaçtır diyor. 2020'yi 25'i 20'ye böleceğiz. Arkadaşlar şunları isterseniz önce bir sileyim. Çünkü zaten bize B artı K yani bölen artı bölüm artı kalanı soruyor. Şöyle yapıyoruz bunda. 2'de 20 yok 20'de 20 var. 20'de 21 20 kere var. 1 kere 20, 20. 20'den 20 çıktı 0. 2'yi aşağı indirdim. 2'de 20 yok. Bak. Şimdi buraya çok dikkat et. 2'de 20 yok. Bunu aşağı indirirken buraya 1 0 atacaksın. 25'te 20 bir kere olacak. 1 kere 20 20 olacak. Ve kalan da 5 olacak. İşte 2025'i 20'ye böldüğün zaman bölüm 101. Kalan da 5 olacak. Kalanla bölümün toplamı da 106 olacak. Bak sağlamasını yapalım. 20'yi 101 ile çarpalım. 101 çarpı 20 yapalım. Hadi gel. 0, 0, 0 bir kere. Hatta şöyle yapalım isterseniz. 101'i 2 ile çarpalım. 101'i 2 ile çarparsak ne olur arkadaşlar? 202. Bir de 0'ı var. 20 ya. 2020. Bir de kalanı ekleyeceğiz. 5. Hani 2025 20 çarpı 101 artı 5 ya. 20 ile 101'i çarptım. 2020 etti. 5'i de eklediğim zaman ne etti? 2025. Verdi mi bu arkadaşı? Verdi. O zaman bölme işlemini doğru yaptık demektir. Tamam mıdır? Bir aşağıya geldim şimdi. Bakalım. Bak. 1A iki basamaklı bir sayı olmak üzere bölme işleminde anlanabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi 39'u 1A 2 basamaklı sayısına bölüyoruz. Şimdi şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. 39'u 1A'ya böldüğüm zaman diyelim ki 10'a bölüyorum. 39'da 10 kaç kere var? 3 kere. 3 kere 10 30. Demek ki a eşittir 0 olabilir. Tamam mı? Şimdi a'yı 0 değil de 1 alalım. A sonuçta rakam. 11 alsak, a'yı 1 alsak burada 11 olur. 39'da 11 de 3 defa var. O zaman a 1 de olabilir. A'yı 2 alsak 39'da 12 de 3 defa var. 36 olur. 2 de olabilir a. 3 alsak a'yı 39'da 13 3 defa vardır. Hatta 3 kere 39, şey 3 kere 13 39'dur. Tam bölünür. Kalan da 0'dır. Amma velakin. Şimdi bak. Özür dilerim. Şimdi bak. A'yı 3 de alabiliyorsun ama bu 3 son arkadaşlar. Daha başka bir şey alamazsın A'yı. Niye? A'yı 4 aldığın anda 39'da 14 3 kere olsa 42 olur. 39'dan büyüktür. 39'un içinde 14 3 tane yoktur. 2 tane vardır. Dolayısıyla buraya eğer A'ya 4 yazsaydın buraya 3 yazamazdın. Dolayısıyla A 3'ten büyük herhangi bir sayı olamaz. 15 de olamaz, 16 da olamaz, 10, 17 de olamaz. 14 oluyorsa, 14 olmuyorsa 14'ten büyük hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla A'nın alabileceği burada kaç tane değer vardır? 4 tane değer vardır. Tamam mıdır? İşte bu kadar ya. Bir şey yok yani. Şimdi az önceki özelliği bir daha söyleyelim. Hani dedik ya bölme konusu eşittir bu. Neydi? Bölünen sayı yani A eşittir. Bölen sayı yani B çarpı bölüm sayısı yani C artı kalan sayısı yani k. Bu özellik arkadaşlar artık her yerde ama her yerde kullanılacak. Karşımıza da çıkacak. Şimdi şuraya gelelim. Bak. AB ve BA iki basamakta birer doğal sayıdır. AB'yi BA'ya böldüğümde bölüm 2'ymiş kalan da 5'miş. Bölme işlemine göre A ile B'nin toplamı kaçtır diye soruyor. Şöyle yapacağız arkadaşlar. AB eşittir. BA çarpı 2 artı 5. Niye? Çünkü bölünen sayı eşittir. Bölen sayı çarpı bölüm artı kalan. Şimdi burada şöyle bir çözümleme yapabiliriz. AB'yi çözüm, sonuçta iki basamaklı ya. Düne gel, beşinci güne gel. AB demek 10A artı B demek değil mi? 10A artı B eşittir. 10B artı A, 10B artı A çarpı 2 tamam mı? 10B artı A çarpı 2 artı 5. Şimdi 10a artı b burada dursun. Sen dur yavrucuğum orada. Sen dur. Sen dur. Senlik bir şey yok. Bunu içeri dağıtalım. 20b artı 2 tane a. Bir de yanında artı 5 var. Şimdi 2a'yı bu tarafa attığım zaman oldu sana 8a. 20b'yi bu tarafa attığım zaman oldu sana eksi 19b. Bu 5'e eşitmiş. a artı b toplamı Şimdi a'ya b'ye burada kritik bir şekilde değer vereceğiz. Sakin olacağız. Acele etmeyeceğiz. Yavaş yavaş. Şimdi bak. 8'in bir katından 19'un bir katını çıkartınca 5 olmasını istiyoruz. Bir kere A'ya 1 veremeyiz. 2 veremeyiz. Ee, niye? 1 verirsek 8'den ne çıkacağım ki 5 edecek? 3 çıkman lazım. 19'un bir katı 3 olmaz. 2 de veremeyiz. 3 ile başlayalım isterseniz. 3 versek burası 24 olur. 24'ten ne çıkartırsam 5 olur arkadaşlar. 24'ten 19 çıkartırsam 5 olur. Of süper oldu. O zaman 19 B'nin 19 olması için B'nin de 1 olması gerekir. O zaman A 3'tür, B de 1'dir. A ile B'nin toplamı da 4'tür. Güzel soruymuş. İyi soru, sıkı soru. Bu soruyu tekrar et. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere X'i 6'ya böldüğümde bölüm Y kalan 4'müş. Y'yi 5'e böldüğümde bölüm 5 kalan da şey bölüm Z. Kalan da 3'müş. Peki buna göre x'in 15'te bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Şimdi canlarım şöyle yapacağız. Bildiğimiz bölme algoritmasını kullanacağız. Diyeceğiz ki x eşittir 6 çarpı y artı 4. 6 y artı 4. Şimdi y'ye bakalım. y eşittir 5z artı 3. 5z artı 3. Bu soru bizi bize diyor ki x'in 15'te bölümünden kalan iyi de x'te 15'li 15 15'li 15 bir şey göremiyorum ben. Burada yapabileceğim tek bir hamle var. Şuradaki y eşittir 5c artı 3 var ya. Burada da y var. Bak görüyor musun? Burada da y var. Burada da y var. Burada da y var. O zaman bu y'yi götürüp buradaki y'yi de yerine yazayım. Yani x'i farklı bir formata çevirmeye çalışayım. Çünkü elimden bir şey gelmiyor. x'i 15'e bölümünden kaçtır diye bulabilmem için x'i 15'in katı şeklinde yazabilmem lazım. x'in 15 ile bölümünden bir bölüm var. Bir de kalan var. x eşittir 15 A artı bilmem ne diye yazmam lazım. X'i yani 15 ile buluşturabilmem için tek çaren X'teki Y yerine 5Z artı 3 yazmak. O zaman başlıyorum. X eşittir 6 çarpı Y gördüğüm yere 5 tane Z artı 3 yazdım. Bir de yanlarında ne var? Artı 4 var. Tamam mı? Buradan X eşittir 6 kere 5'ten 30 tane Z. 6 kere 3'ten 18. Bir de 4 var. 18 ile 4'ü toplayınca da 22 yapar. İşte x bu arkadaşlar. E hocam yine x'i 15 ile buluşturamadınız. Daha güzelini yaptım. 15'in katıyla buluşturdum. Arkadaşlar bir sayı bir sayı bir sayıyla bölünüyorsa onun katıyla da bölünür. Yani şöyle düşünün. Şöyle düşünün. X sayısını 30'a böldüğünüzde kalan ne çıkıyorsa 15 ile bölündüğünde de kalan o çıkar. Ama burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. 30Z artı 22. Kalan 22 normalde. Çünkü x'i 30'a böldüğümde bölüm Z oluyormuş. Kalan da 22 oluyormuş. Yalnız 30'a bölünen 15'e de bölünür ama 15'e gelince 22 15'ten büyük. O yüzden buradaki 22'yi bir daha 15'e böleceksiniz. 22'de 15. Bir kere bir kere 15 15. Kalan 7'dir diyeceksiniz. Yani bu sorunun cevabı neymiş? 7'ymiş. Tamam mı? Bir aşağı tarafa geldim. Bak şimdi burada çok önemli bir mevzu var. Aslında şuradaki mevzuda da onu kullanıyoruz. Ben şurada onu tekrar bir söyleyeyim size. Nerede o? Şurada. Şurada söyleyeyim hatta şuradaki özellikle. Arkadaşlar K her zaman ve her zaman B'den küçük olmak zorunda. Kalan bölene bölenden kesinlikle küçüktür eşit bile olamaz. Eşit olsa bölme işlemi bitmemiş demektir. Bir bölme işleminin tanımlı olabilmesi için kalanın bölenden yani k'nin b'den kesinlikle ama kesinlikle küçük olması gerekir. Bak bu sorular bize aslında onu söylüyor. Böyle bir soru var. Diyor ki bölme işlemine göre M'nin alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır? Şimdi ben bakıyorum A'yı 10'a bölmüşüm. Bölüm 5 kalan M artı 2. Şimdi M'nin alabileceği kaç doğal sayı değeri vardır derken şunu düşüneceğim ben. Kalan yani M artı 2 her zaman bölenden yani 10'dan küçük olmak zorundadır. Bunu bu tarafa atarsam m'nin 8'den küçük olması gerekir. Şimdi m 8'den küçükse hangi değerleri alabilir? m eşittir 7 alabilir, 6 alabilir, 5 alabilir, 4 alabilir, 3 alabilir, 2 alabilir, 1 alabilir. 0 alabilir mi? Alabilir. Doğal sayı sonuçta o da. E kaç tane doğal sayı değeri vardır diye sorduğumuz zaman 8 tane doğal sayı değeri vardır diyebiliriz. Tamam mı? Neymiş arkadaşlar? Kalan her zaman bölenden küçükmüş. Tamam mı? Şimdi buraya geldik. Bir x doğal sayısı 3 ile bölündüğünde bölüm y. Kalan 1 oluyor. Y doğal sayısı 5 ile bölündüğünde kalan 2 oluyor. Buna göre x'in 15 ile bölümünden kalan kaçtır? Bakalım. x doğal sayısını 3 ile böldüğümüzde bölüm y oluyormuş. Kalan 1 oluyormuş. Böyle yazacağız. O zaman şöyle diyeceğiz. X eşittir. 3 tane y artı 1. Bu 1. Y doğal sayısını y doğal sayısını 5 ile böldüğümüzde kalan burası z oluyor. Burası z oluyor. Kalan 2 oluyor. Burada 2 oluyor. Buradan da şunu diyebiliriz. Y eşittir. 5 tane z artı 2. Haydi düşün bakalım bunu. Bir öncekiyle hemen hemen aynı. X'in 15'le bölümünden kalan. Yani X'de Y ye gördüğümüz yere ne yazacağız arkadaşlar? 5Z artı 2. O zaman X eşittir. 3 çarpı 5 tane Z artı 2 diyeceğiz. Tamam mı? Ee, bir de yanında artı birimiz var ekstradan. 3 ile 5'i çarptım. 15 tane Z artı 3 kere 2'den 6. Bir de yanında bir var 7. Yani x sayısı 15'in bir katının 7 fazlası. Yani x sayısını şöyle yazabilir miyiz arkadaşlar? x'i 15'e böldüğüm zaman bölüm z kalan da 7. Olur mu? Olur. Demek ki sorumuzun cevabı yani x'in 15 ile bölümünden kalan kaçmış arkadaşlar? 7'ymiş. Şu da 7 çıktıydı. Demek ki bu soruların hepsi 7 çıkıyor falan. <laughs> Öyle bir şey vardır ya öğrenci mantığı. Şimdi arkadaşlar bölünebilmelerdeki bazı kurallar var. Bölünebilmedeki kuralları size öyle teorik teorik şöyledir böyledir diye vermeyeceğim. Direkt örnek üzerinde gösteriyorum. Direkt. Bak başlıyorum. Bir tane sayı verilmiş. Bu sayıyı bir kere yazayım da hepsini de kopyalamak zorunda kalmayayım. Nedir? 2 milyon 485 bin 972. Adamımız bu. <laughs> Adam bu. Hedef bu. Tamam mı? 2 ile bölümünden kalan arkadaşlar bir sayının 2 ile bölümünden kalan için son basamağına bakarsınız. Son basamağı çift ise 2 ile tam bölünür tekse tam bölünmez bölümünden kalan 1'dir. Bakıyorum bu sayının son basamağı 2 çift o zaman 2 ile bölümünden kalan kaçtır 0. O zaman 2 ile bölümünden kalan da neye bakıyoruz son basamağa bakıyoruz son basamak tamam mı? e, ee, 3'le bölümünden kalan. 3'le bölümünden kalan da rakamları topluyoruz arkadaşlar. Rakamların toplamı 3 ile bölünebilen bir sayı oluyor mu olmuyor mu ona bakıyoruz. E, ee, tamam bakalım hadi. Topluyorum bunun basamaklarını. 2, 4 daha 6, 8 daha 14, 5 daha 19, 9 daha 28, 7 daha 35, 2 daha 37. 37 sayısı 3 ile bölünüyor mu acaba? Ha, bölelim. 37 bölü 3. 3 de 3 1 kere 1 kere 3. 3. 7 de 3 2 kere 6. Kalan 1 bölünmüyor. Kaç kaldı? Kalan 1 kaldı. Demek ki bu sayının da 3 ile bölümünden kalan 1. Yani bir sayının rakamlarını topladığı, toplayıp 3'e böldüğünüzde kalan ne çıkıyorsa o sayının da 3 ile bölümünden kalan odur arkadaşlar. O zaman 3 ile bölümünden kalan da 3 ile bölünebilmede ne yapacağız? rakamlar rakamlar toplamına bakacağız. Tamam mı? 4 ile bölünebilme kuralına geldik şimdi. Sayımızı şuraya yapıştıralım. 4 ile bölünebilme kuralında son 2 basamağa bakıyoruz. Hatta bunu da yazayım şuraya. Son 2 basamak. Son 2 basamaktaki sayı oluşan 2 basamaklı sayı 4 ile bölünüyorsa bu sayı da 4 ile bölünebilir. Son 2 basamaktaki sayının 4 ile bölümünden kalan kaçsa bu sayının da 4'le bölümünden kalan odur arkadaşlar. Şimdi bakıyorum 72 son 2 basamağı değil mi? 72'yi 4'e böldüğüm zaman 7'de 1 kere var. 1 kere 4, 4. 32'de 8 kere var. 32 e 0 çıktı. Yani kalansız bölünüyor. Yani tam bölünüyor. O zaman bu sayı da 4'le tam bölünür. Tamam mı? 4'le bölünebilme kuralında ne yapıyormuşuz? Son 2 basamak. 5'le bölünebilme kuralı. En güzel kurallardan bir tanesi. 2 ile bölünebilme kuralı gibi yine son basamağa bak. Son basamak. Son basamak, son basamak 0 veya 5 ise bu sayı 5 ile tam bölünür. Son basamak 0 veya 5 olacak. Bakıyorum son basamağa 0 ya da 5 değil. Peki kaç? 2. 2'yi 5'e böldüğünde kalan neyse çıkan odur. Hocam 2'yi 5'e bölemeyiz ki. Ama öyle bir kural yok bak. Kalan bölenden küçük. Bölünen bölenden küçük olacak diye bir şey yok. 2'de 5 kaç kere var? Kaç kere? E sıfır kere. Sıfır kere 5 sıfır. Kalan kaç geldi? 2 geldi. Demek ki bu sayının 5 ile bölümünden kalan kaçmış? 2 imiş. Bu kadar. Mesela son basamağı 8 çıksaydı 8'i 5'e böldüğüm zaman 1 kere 1 kere 5 5 kalan 3. Bu sefer de kalan kaç olacaktı? 3 olacaktı. Tamam mı? Geldik şimdi 8 ile bölünebilme kuralına. 8 ile bölünebilme kuralında son 3 basamağa bakıyoruz. 4 ile bölünebilmeye benziyor. Son 3 basamak. Arkadaşlar 8'e bölünebilme kuralında son 3 basamak ya 8'in katı olacak ya 8'in katı olacak ya da 3 tane sıfırdan oluşacak şöyle 0 0 sıfırdan oluşacak tamam mı? Şimdi o zaman bu da şu anlama geliyor son 3 basamanda 0 0 olması demek içinde en azından 3 tane 10 olması demek. 3 tane 10 olması demek 3 tane 2 olması demek. E 3 tane 2 de 2 üzeri 2 üzeri 2'den 8 yapar. Yani bir sayının içinde kesinlikle sondan 3 basamağı 0 varsa o sayının içinde kesinlikle 3 tane 2 vardır. Yani 8'e tam bölünür. Mantık o. Ya 8'in katı ya da 0 0 0 olacak. Şimdi son 3 basamağı alıyorum. 972. 972 sayısını gelin beraber 8'e bölelim. 9'da 8 bir kere var. 8 kalan 1. 17'de 8 2 kere var. 16 kalan 1. 12'de 8 bir kere var. 8 kalan 4. Kalan 4 ise bu sayının da 8'e bölümünden kalan 4'tür. Bitti. Finito. Tamam mı? Bir aşağı geldim. 9 bölümünden kalan. Arkadaşlar 9 bölümünden kalan da aynı 3 bölümünden kalan gibi basamakları topla. Ba 3 bölümünde ne, yap, ne yazdık? Bakayım. Rakamlar toplamı. Basamakları topla neyse. <laughs> Basama Emir veriyor. Basamakları topla. Ee, rakamları toplayacağız arkadaşlar. Bu sefer rakamlar toplamı 9'un bir katı olacak. 9 ile bölümünden kalan kaç çıkıyorsa sayının da 9 bölümünden kalan o çıkacak arkadaşlar. Bu bizim cengaveri sildim ya az önce. <laughs> Şunu şöyle alayım lan. 5 ne oldu sen? Kafana ne oldu? Ha. Şimdi ee, hiç uğraşmaya gerek yok. Çünkü biz 3 ile de bunun rakamlarını toplayıp 37 bulmuştuk arkadaşlar. Yani 37'dir bunun rakamları toplamı. 37'yi 9'a böleceğiz burada. 37'de 9 4 kere var. 9 kere 4 36 kalan kaç geldi? 1. 37'nin 9'da bölümünden kalan 1 olduğu için bu sayının da 9'da bölümünden kalan kaç geldi ben arkadaşlar? 1 gelmeli. Şurası 8. Tamam mı? Şimdi 10'la bölümünden kalan. 10'la bölümünden kalan da yine 2 ile bölümünden kalana benziyor, 5'le bölümünden kalana benziyor. Son basamak 0 olacak arkadaşlar. Eğer 10'la tam bölünmesini istiyor bu çok basit zaten. 10, 20, 30, 40, 50, 68, 70, 80, 90, 100, 110 gibi. Son basamak sıfırsa 10'la tam bölündüğünü söyleyebiliriz. Son basamak neyse ee, 10 ile bölümünden kalan o deriz biz son basamak 0 ise kalan 0 son basamak 2 ise kalan nedir burada 2'dir son basamak 5 olsaydı kalan ne olurdu 5 son basamak 7 ise 7 çünkü 10, 10 sayısı rakamların hepsinden büyük olduğu için son basamakta hep rakam olacağı için rakamları 10'a böldüğünüz zaman hep kalan rakam kadarını verecektir mantık o yani tamam mı 11 ile bölünebilme kuralı. Bak bu enteresan bir kural. 11 ile bölünebilme kuralı. Şöyle bir yöntemi var. Göstereyim hemen size yöntemi. Önce sayıyı yazıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya yazdım sayıyı. Hatta sayının şöyle aralarını biraz açayım. Sayıyı yazıyoruz. Daha sonra en sağdan başlayarak artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi ve artı yazıyoruz. Sonra bu yazdığımız işaretleri sayıların önlerine düşünüyor, düşürüyoruz. Yani artı 2, eksi 4. Artı 8 eksi 5 artı 9 eksi 7 artı 2. Bak soldan başlamıyoruz. Soldan başlamıyoruz. Sağdan sola doğru başlıyoruz. Tek çift olduğunda değişir çünkü. Yani tek adette sayı ve çift adette sayı olunca basamak olunca. Böyle yazıyoruz. Şimdi bu sonucu buluyoruz. Bu işlemi yapıyoruz. 2 kere 2 2 daha 4. 8 daha 12. 9 ee, daha 21. 21. 4, 5 daha 9, 7 daha 16. 21'den 16 çıkarttığım zaman 5. Bu sayının e, bu işlemi yaptıktan sonra sonucu 5 mi çıktı? O zaman 11 ile bölümünden kalan da 5. Çünkü 11'i 5'e e böle, 11 11'e bölerseniz 0 kere vardır kalan 5'tir. Mesela diyelim ki bunu işlemi yaptığınız sonuç 22 mi çıktı? 22 11'e tam bölünüyor mu? 2 kere var o tam bölünüyor. O zaman bu sayıda 11'e tam bölünür diyeceğiz. 11 ile bölünebilme kuralında da Böyle bir mevzu var canlı. Tamam mı? Şimdi gelin birazcık alıştırma yapalım. Alıştırmalarla biraz daha pekişsin. 5 basamaklı sayısı 3 ile bölündüğünde 2 kalanını verdiğine göre diyor. 5 ile bölündüğün, 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veriyormuş. O zaman biz bunun rakamlarını toplayalım. 4 artı x artı 3 artı 1 artı 5. 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veriyor. Yani 3'ün katının 2 fazlası diyebiliriz değil mi? Dedim. Dedim bile. Şimdi 4, 3 daha 7. 1 daha 8, 13. 13 artı x eşittir. 3'ün katının 2 fazlası. Bu 2'yi de sol tarafa attığım zaman 11 artı x eşittir. 3'ün katı. 3'e öyle değerler vereceğiz ki 11 ile topladığımızda 3'ün katını verecek. Ve rakamları farklı falan diyor mu bir bakıyorum. 5 basamaklı sayısı falan diyor. Rakamları farklı demiyor. Başlıyorum. X'e 1 verebilirim. 12 3'ün katı olur. Bakın biri yakaladınız ya. Hiç denemenize gerek yok. Kaçın katını arıyorsun? 3'ün katını. Ekle üstüne 3 4 de olur. Ekle üstüne 3 7 de olur. Ekle üstüne 3 10. Ama 10 rakam değil. X'in rakam olması lazım. O zaman X'in alabileceği değerler 1, 4 ve 7'dir. Bunların toplamını soruyor. O zaman cevabımız kaç çıkar? 12 çıkar. Tamam mı? 1'den sonra 2 ile 3'ü, 4'ten sonra 5 ile 6'yı, 7'den sonra 8 ile 9'u denemene gerek yok. Bir tanesini bulunca hangi kat sayının katı olmasını istiyorsan o sayı kadar üstüne eklersen çok net bir şekilde, rahat bir şekilde bulabilirsin. 4 koy 15, 3'ün katı. 7 koy 18, 3'ün katı olacak. Tamam mıdır? Bir aşağı geldik. 4 ile bölündüğünde 3 kalanını veriyor. Y'nin alabileceği kaç farklı değer var? 4 ile, bölünden, 4 bölünebilmede bakacağımız basamak neresiydi? Son 2 basamak. Yani şuradaki 4Y. Bu 4Y'yi lan, lan Buradaki 4Y'yi alacağız arkadaşlar. Şu 4Y'yi alacağız. Bu 4Y'deki Y'ye ye bakacağız. Bu 4Y'deki Y ye, ne olursa acaba 4Y 2 basamaklı sayısının 4 ile bölümünden kalan 3 olur. Şimdi 4 ile bölüm Tam 4'e bölüneni bulalım. Y'ye 0 verirsek olur. Yani 40 olsaydı 4 ile tam bölünürdü. Şimdi 44 ile tam bölünüyor. 41'in 4'le bölümünden kalan 1. 42'nin 4'le bölümünden kalan 2. 43'ün 4'le bölümünden kalan 3. Yani Y'nin 3 olabilitesi var. 43 olduğu için. 44, 4'ün katı. 45 kalan 1. 46 kalan 2. 47 kalan 3. O zaman y 7 de olabilir. Bundan sonra y'nin 4 eklenerek gittiğini göreceksin. Zaten az önce de onu söylemiştim ya. Bir tanesini bulunca üstüne 3 ekledim çünkü 3'ün katı. Bir tanesini bulunca üstüne 4 ekleyeceğim çünkü 4'ün katını buluyoruz. 4 4'le bölünebilme yapıyoruz tamam mı? O yüzden y 3 olacak ya da 7 olacak. Y'nin alabileceği değerlerden kaç tane var diye soruyor. 2 tane var diyeceğiz. Tamam mıdır? İndik bir aşağıya o zaman. Şimdi ne diyor bakalım burada? 5 basamaklı 8, 875 e, AB sayısı 5 ile tam bölünebilen bir çift sayıdır. 3 ile tam bölünebildiğine göre anlamayınca kaç farklı değer vardır arkadaşlar? 5 ile tam bölünüyorsa zaten son basamağının ne demiştik ya 0 olması lazım ya da 5 olması lazım. 5 ile bölünebilen bir çift sayı dediğine göre çift sayı olması için son basamağının çift olması lazım. 5 olamaz. Demek ki arkadaşlar ben B'nin 0 çıktığını buldum. B 0. Yani bu sayı şöyle bir sayı. 87.500 şurada A yazıyor. Şurada da 0 yazıyor. Bu sayı arkadaşlar 3 ile de tam bölünüyormuş. Yani rakamları toplamı 3'ün bir katı olacak. Bunun rakamlarını toplarsak arkadaşlar 20 yapar. 20 artı A eşittir. 3 yani 3'ün katı olacak. A'nın alabileceği değerlere bakacağız. Rakamları farklı diyor mu? Soruya tekrar bakıyorum. Hayır demiyor. O zaman A'ya değer vermeye başlıyorum. 1'i yakaladım mı? 21 3'ün katı. O zaman üstüne 3 ekle 4, üstüne 3 ekle 7. Yani alın alabileceği 1 4 7 3 tane farklı değer vardır diyeceğiz. Tamam mıdır? 1 aşağıya geldik. 3, 2, x, 6, 1. 5 basamaklı sayısı 9 ile bölündüğünde 2 kalanını verdiğine göre x kaçtır? 9 ile böleceğiz 2 kalanı verecek. 9 ile bölünebilmede ne yapıyorduk? Rakamları toplayıp 9'un bir katı mı ona bakıyorduk. Rakamlarını toplayalım. 3 artı, 2 artı, x artı, 6 artı, 1. Bu 9'un katının 2 fazlası olacak. 5, 6, 12. Bu 2'yi de bu tarafa at 10. Yani 10 artı x eşittir 9'un katı olacak. Burada x'e öyle bir şey vereceğiz ki 10 toplayınca 9'un katı olması gerekiyor. Bak şunu karıştırmayın. Hani 9'un katının 2 fazlasıydı. 2 kalanı veriyordu. O 2 buradaydı. Ben onu karşı tarafa attım. Tamam mı? Yani burada x'e 8 verirsek 18 olur. 8'in üstüne bir 9 ekleyeceğiz ama 17 oluyor. Ama x'in rakam olması lazım. O yüzden arkadaşlar bu soruda x'in alabileceği değerler toplamı ya da x'in alabileceği kaç farklı değer vardır değil. Direkt x kaçtır diye sormuş. Zaten bir tane değer bulduğumuz için ne diyeceğiz arkadaşlar? x eşittir 8 diyeceğiz. Tamam mı? Tamam o zaman devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi bölünebilme kuralı olmayan sayılar arkadaşlar. Bakın 6 ile bölünebilme kuralı yoktur. 6 ile bölünebilme kuralına bakarken 3 ile 2'ye bakarsınız. Çünkü 6 3 çarpı 2'dir. Bu arada 6 ile bölünebilme kuralı 12 ile bölünebilme yani kuralları olmayanların çarpımlarını yazarken yazdığınız sayıların çarpımları kesinlikle aralarında asal olmalı. 3 ile 2 mesela aralarında asal. Yani bir sayı 6 ile bölünüyorsa hem 3'e hem de 2'ye bölünmek zorundadır. Bir sayı 12 ile bölünüyorsa hem 4'e hem 3'e bölünmek zorundadır. 4 ile 3 aralarında asal. Bir sayı 15 ile bölünüyorsa hem 3'e hem 5'e bölünmek zorundadır. 3 kere 5 15, 3 ile 5 aralarında asal. Bir sayı 18'e bölünüyorsa 2 ile 9'a bölünmeli. 2 ile 9 aralarında asal. 24'e bölünüyorsa 3 ile 8'e bölünmeli. 30 ile bölünüyorsa 5 ile 6'ya bölünmeli. Bak hep aralarında asal ve çarpımları o sayıyı verenlere yapıyorum. 36'ya bölünüyorsa arkadaşlar 9 ile 4'e bölünmeli aynı anda. 45'e bölünüyorsa da 9 ile 5'e bölünmeli. Bunları artırabiliriz arkadaşlar. Bir sürü yazabiliriz yani. Ee, mesela 72 yazarız. 9 ile 8'e bölünme. Mesela bir sürü yazılır. Ama mantık olarak şunu anlayın. Bölünebilme kuralı olmayan büyük bir sayıya bölerken onları aralarında asal olan 2 tane çarpana ayırarak bakıyorsun. Ve o 2 tane çarpana da bölündüğünü düşünerek işlem yapıyorsun. Tamam mı? Şimdi şuraya gel. 4 basamaklı o 3, ab sayısı 30 ile bölümünden kalan 5'tir. Bir sayının 30 ile bölümünden kalan 5 ise 6 ile bölümünden kalan da 5'tir. 5 ile bölümünden kalan da 5'tir. Yalnız 5 ile bölümünden kalan 5 olamaz bir sayının. Burada 5, burada 5. Ne dedik? Kalan bölenden küçük olacak. Yani bölme işlemi devam ediyor. 5'te ile kaç kere var? 1 kere, 1 kere 5, 5. Yani kalan 0. Yani arkadaşlar bir sayının 5 ile bölümünden kalan 5 ise o sayının 5 ile bölümünden kalan aslında sıfırdır. Yani 5'in tam katıdır. O zaman bahsettiğimiz 3, 1, A, B sayısı 5'in bir tam katı arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki B sayısı ya sıfırdır. Yani 3, 1, A, 0 gibi bir sayıdır. Ya da 3, 1, A, 5 gibi bir sayıdır. Ben ilkini almayacağım, eleyeceğim. Niye? Çünkü bu soru bana A ile B'nin toplamının en çok değerini soruyor. E ben niye durduk yere B'yi sıfır alayım ki? 5 almak varken. Çok almak varken niye azalayım? O yüzden bunu eleyelim. Bu tarafa bakalım şimdi. Tabi şöyle eleyelim derken bir kenarda dursun ama gelmeyecek gibi duruyor. Yoksa şöyle de olabilir bak mesela buradan A2 gelir toplamları 7. Buradan A9 gelir toplamları 9. İlla B'nin en çok değerini aramıyoruz. A artı B'nin en çok değerini duruyoruz. O yüzden üstünü çizmeyelim hemen. Cevval olmayalım böyle sıcak kanlı olmayalım. Hemen yani böyle bir soğuk kanlı böyle bir sakin bekleyelim. Şimdi 6 ile bölümünden kalan da 5 olur diyor. İyi de kardeşim 6 ile bölümünden bölünebilme kuralı yok ki. Hmm. O zaman buradan gitmesek mi arkadaşlar acaba? 6 ile 5'i kullanmasak mı? Çünkü aralarında asal tamam ama 6 ile bölünebilme kuralı yok. Sildim lan soruyu. Ben yeni yeniden yapacağım. Diyeceğim ki 3 ile 10 olsun. 3 ile 10 olsun. Şimdi e, 3 ile 10 da aralarında asal. Çarpımları da 30 bu da olur. 10 ile bölümünden kalan 5. O zaman zaten B direkt 5. Bak B'nin 0 olamayacağını bulduk aslında. 3, 1, A, 5. 3 ile bölümünden kalan da 5. E bir sayının 3 ile bölümünden kalan 5 olmaz ki. Bölme bitmemiştir. 5 3'ten büyük. 5 3. 1 kere 1 kere 3 3. Demek ki kalan aslında 5 değil kaçmış? 2'ymiş. Yani 3 bir A5 sayısının 3 ile bölümünden kalan kaçmış? 2'ymiş. Şimdi ee, şöyle yapacağız tabii ki. Rakamlarını toplayacağız. 3 1 daha 4. 5 daha 9. 9 artı A. 9 artı A 3'ün katının 2 fazlası. E buradan 2'yi karşı tarafa atarsam 7 artı a direkt bana 3'ün katını verir. E burada a'ya değerler vermeye çalışacağım. Nasıl değerler vereceğim? E 2 verebilirim. 9 olur. 2'yi yakaladın mı? E üstüne ekle 3'ü 5. Üstüne ekle 3'ü 8. Yani arkadaşlar 2, 5 ve 8. Tamam mı? Bu kadar. Vay be. Helal olsun bize. Geldim şimdi buraya. 4 basamaklı 28 AB sayısı 45 ile bölümünden kalan 3'tür. Buna göre A yerine yazılacak farklı rakamların toplamı kaçtır diye soruyor. 45 ile de 9'u ve 5'i alıyoruz arkadaşlar. Bir kere 5 ile bölümünden kalan 3 ise B sayısı bak şimdi. B sayısı 5'in tam katı deseydi 0 ya da 5 diyecektik. 5 ile bölümünden kalan 3'tür dediğimiz zaman 0'a 3 ekle ya 3'tür 5'e 3 ekle ya da 8'dir. Yani bu sayı ya 28A3 gibi bir sayıdır ya da 28A8 gibi bir sayıdır. Tamam mı? Bula bula bula. Buna göre A yerine yazılabilecek farklı rakamlar topla. Ha, 9 bölümünden kalanın da 3 olması lazım. Bunun rakamlarını topla. 13, 13 artı A eşittir 9'un katının 3 fazlası. Bunun rakamlarını topla. 18 artı A yine 9'un katının 3 fazlası olmak zorunda. 3'ü karşı tarafa attım. 10 artı a 9'un katı olmak zorunda. 3'ü karşı tarafa attım. 15 artı a 9'un katı olmak zorunda. Şimdi a'ya değerler veriyorum arkadaşlar. Onun bir öyle bir fazlası 9'un katı edeceği a kaç olur? 8. Burada a 3 olur. 18 9'un katı olur. Demek ki a ya 8 olur ya da 3 olur. Yazılabilecek farklı rakamların toplamı 8 artı 3'ten Cevabımız 11 olacaktır. Hakikaten bölme bölünebilme konusu çok zor bir konu değildir arkadaşlar. Çok çok korkacağınız bir konu değil. Ama tabi denişik değişik soruları var. Mesela bak bu fena bir soru değil. Sınavda karşımıza çıkabilir. Artık buradan sonraki sorular arkadaşlar yeni nesil diye tabir ettiğimiz sınav tarzı sorular. Aman ha dikkatli bir şekilde dinleyin. Bak şimdi. Can tanesi 30 TL olan bardaklardan bir miktar alıyor. Toplam e, 5x3y 4 basamaklı sayısı kadar ödeme yaparak 17 TL para üstü aldığına göre alınan bardak sayısı en fazla kaç olabilir? Şimdi can kaç tane bardak alsın? Can x tane bardak alsın. Her birine 30, tane, 30 TL ödüyorsa 30 x TL ödemesi gerekiyor. Bir de 17 TL para üstü almış. Demek ki canın ödediği tutar 5 x 3 y dediğimiz sayı buna eşit. Yani 30'un katının 17 fazlası. Değil mi? O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bir sayının 30'la bölümünden kalan 17 ise öyle diyor. Bak 30'un katının 17 fazlası. Yani 30'la bölümünden kalan 17. E, 30'la bölümünden 3 ile 10 diye ayırıyorduk. 3'le bölümünden kalan 17 olmaz. 17'yi bir daha 3'e böleceksin. Kalan 2. 17'yi 3'e bölersen kalan 2. Yani 3'le bölümünden kalan 2 10 ile bölümünden kalan 17 olmaz. 17'yi bir daha 10'a böleceksin. Kalan 7. Yani 10 ile bölümünden kalan 7. Arkadaşlar 10 ile bölümünden kalan 7 ise zaten son basamağı 7'dir. Yani bu sayı aslında 5x3 7 diye bir sayıdır. Bu sayının 3 ile bölümünden kalan 2 ise rakamları topla. 15 olur. 15 artı x eşittir. 3'ün katının kaç fazlası çıkar? 2 fazlası. Bu 2'yi karşı tarafa attığım zaman 13 artı x ne olur? 3'ün katı olur. Burada x'e değer vermek istersem 2 verebilirim. 15, 5 verebilirim. Bir de üstüne 3 daha ekle 8 verebilirim. Alınan bardak sayısının en fazla olması için ben burada x'i 8 seçmek isterim. Çünkü para ne kadar çok olursa alacağımız bardak da o kadar çok olur. Yani burada x'i 8 seçerim. Zaten y'yi kaç buldum? 7. Yani 5, 5837 TL 30 TL'lik bardaklardan aldım. Kaç tane aldım nasıl bulacağım? Tabii ki böleceğim. 30'a bölüyorum. 58'de 31 kere var. 30. 28, 3. 283'de 30. 9 kere var. 9 kere 3. 27, 270. Buradan 13 gelir. 137'de 30 kaç kere var? 120 değil mi? 4 kere var. 4 kere 30, 120. Kalan 17. Bak. Olay şu. 5837 TL ile gittim tanesi 30 TL olan bardaklardan 194 tane aldım ve adam bana 17 TL para üstü verdi. Çok güzel bir, çok tatlı bir yeni nesil soru arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi TYT ilk adım soru bankamızdan yani bugünkü ödevinizden bir tane soru çözüyorum size. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan x doğal sayısı x'in n'ye bölümünden kalan olarak tanımlanıyor. Örnek üçgenin içine 13 yazmışız. Üçgen olduğu için 13'ü 3'e bölmüşüz. Kalan 1 olduğu için sonucu 1 demişiz. Buna göre eşitliğini sağlayan iki basamaklı en büyük A doğal sayısının rakamları toplamı. Bir kere şunu bir bulalım. 694'ü Kenar sayısı 4 olduğu için 4'e böleceğiz. 694'ü 4'e bölmemize gerek yok ki lan. Biz bölme bölüne bilme bilen adamız. 4'le bölümünden kalan için son iki basamağı 4'e bölsen yeter. E 48 4'ün tam katı. O zaman 49 4'le bölümünden kalan 1. Yani arkadaşlar buranın cevabı direkt 1 çıkar. 1'i karşı tarafa attığım zaman şurası şuradaki arkadaş yani 1 2 3 4 beşgen var ya burada. Bunun içinde A yazıyor. Bunun sonucu 2'ye eşitmiş. Şimdi arkadaşlar A sayısını A sayısını 1, 2, 3, 4, beşgenin 5'ine böldüğüm zaman burada bir B bölümü var. Buradaki kalanın da ne olduğunu vermiş soru bize. 2 olduğunu vermiş. Bak, çok güzel soru. O zaman şöyle diyeceğiz. A eşittir 5 çarpı B artı 2. Burada B'ye istediğimiz değeri verebiliriz arkadaşlar. Ama dikkat etmemiz gereken şu şey şu ki 2 basamaklı olacak buradaki A sayısı. O yüzden B'ye gidip 100 veremezsin mesela. Ama bir de en büyük olacak. O zaman B'ye kaç verebiliriz? Arkadaşlar B'ye 20 versek 102 yapar. 3 basamaklı. 19 versek sanırım tutuyor. Çünkü 19 ile 5'i çarptığım zaman kaç yapıyor? 19 kere 5, 45, 95. Bir de 2 ekle A sayısı. En çok... 97 olur. Rakamları toplamada kaç eşittir? 16'ya. Çok güzel böyle lap diye TET'de karşımıza çıkabilecek yeni nesil bölme bölünebilme, bölme bölünebilme sorularından bir tanesi. Bak yine şimdi çok güzel bir soruyla daha karşılaştık. Bu soruda yine TET ilk adım soru bankasından. Size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bakın bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. TET ilk adım soru bankasında TYT'ye İlk adım atan, TYT'ye alışmak isteyen öğrenciler için mükemmel sorular var. Gerçekten çok güzel sorular var. Bu soruların bazıları böyle zor, gerçekten kalbür üstü diyebileceğimiz soru bankalarında bile çok fazla yok yani. O yüzden TYT ilk adım hem çok böyle sizi yoracak bir kitap ve kamp olmaması itibariyle hem de içinde çok fazla öğretici soru olması itibariyle bence çok güzel bir hedef. Bu hedefi tutturun. Bir kutudaki şekerler bir grup arkadaşa eşit olarak paylaştırıldığında iki şeker artmaktadır. Kutuya altı şeker daha ilave edildiğinde sonra ilave edildikten sonra aynı gruptakilere eşit olarak paylaştırıldığında ise 3 şeker artmaktadır. Buna göre gruptakilerin sayısı kaçtır? Arkadaşlar burada A kadar şeker olsun tamam mı? Buradan e, eşit olarak paylaştırıldığında 2 şeker artıyorsa bu 2 şekeri A'dan çıkarttığım zaman A-2 şeker buradaki kişi sayısının bir tam katı olmalıdır. Çünkü eşit olarak paylaştırılıyormuş. 2 şeker artıyor ya, onu çıkarttığım zaman. İşte içinde diyelim 20 şeker var. 2'yi çıkarttığım zaman 18 şeker eşit paylaştırılıyor. Demek ki gruptaki kişi sayısı 18'e tam bölünüyor diyebiliriz. Tamam mı? O cebimizde dursun. Bu cepte dursun. Ee, kutuya 6 şeker daha ilave edildiğinde aynı gruptakilere eşit olarak paylaştırıldığında 3 şeker artıyor. Şimdi A'ydı. 6 şeker ilave edilince A artı 6 oldu. 3 şeker arttığımız zaman A artı 3 oldu. Yani A artı 3 şeker de yine A eksi 2 şeker gibi grup sayısına tam bölünüyor. O da grup sayısının katı. He. O zaman arkadaşlar burada müthiş bir özellik var. A eksi 2 şeker de grup sayısının tam katı. A artı 3 de tam katı. O zaman bunların arasındaki fark da grup sayısının tam katı olmak zorundadır. A eksi 2, A artı 3 aradaki fark kaç? 5. Yani grup sayısı kesinlikle 5'in katı olmak zorundadır. Cevap 5'tir. Çok güzel. Evet. Aşağıda sorumuz var mı bakayım? Şöyle bakayım. Yok. Şuraya geldik. Bak yine çok güzel bir soru sınavda karşımıza çıkma ihtimali var. ABA 3 basamaklı AB 2 basamaklı doğal sayılardır. M A, B, A, eksi AB olarak verilmiş. M sayısının 9 bölümünden kalan 2 ise M en çok kaçtır? Mecbur çözümleyeceğiz burayı arkadaşlar. Diyeceğiz ki 100 tane A artı 10 tane B artı 1 tane A. Burası da 10, da 10 A artı B yani eksi 10 A eksi B diye yazılabilir. E ee, bu işlemin sonucu 9'la bölümünden 2 kalanını veriyor. Değil mi? Şimdi 100A eee 90A 91A değil mi? 90 91A. Burası 91A. 10B'den 1B çıktı. Buradan da 9B geldi. Eşittir 9'un 1 katının 2 tane fazlası. Şimdi bak burada çok güzel bir şey var. Şimdi bu sayıyla bu sayının toplamının 9'un katının 2 fazlası olmasını istiyor. Buradaki 9B zaten 9'un katı. Bak bunu denklemden çıkar. Bu 9'un katı. O zaman bu sayının 9'un katının 2 fazlası olması lazım ki toplam 9'un katının 2 fazlası olsun. Bu 91 çarpı A diye düşünürsen 91 sayısı 90'ın 9'la bölümünden kalan kaçtır zaten? 1'dir. 91'in 9'la bölümünden kalan 1 ise demek ki bu A'nın 9'la bölümünden kalanın 2 olması lazım. O zaman A 2 olur. Çünkü 9'la bölümden kalan 2 ise A 2 olur ya 11 olur. 11 olamayacağı için rakam 2 olur. Demek ki A 2'ymiş arkadaşlar. A 2 ise 91 çarpı 2'den 182. Şeyi buluyoruz ya artık. Şu M sayısı arkadaşlar. 91 A artı 9 B. M sayısı oymuş. A 2. B kaç? B her şey olabilir. Her şey olabilir. M'nin en çok olmasını istiyorsan B rakam ya. En büyük rakam seçeriz. Yani 9. 9 kere 9'dan orası da 81 olur. 182 ile 81'i toplarsak 263. Yani evet D'yi şartladım. B şıkkı olacak. Bence yine çok güzel bir yeni nesil soruydu. Evet geldik günün son sorusuna. Yine çok güzel bir soru bence. Tam böyle sınavda çıkmalık. Yukarıdaki tabloda ABC, ACB, CAB 3 basamaklı sayılarının bölünebildiği sayılardan bazıları tik işaretiyle gösterilmiştir. Buna göre boş kümelerden en az kaçının daha tik işaretiyle gösterilmesi, işaretlenmesi gerekir. Şimdi arkadaşlar bakın. ACB sayısı 3 ile tam bölünüyor. Yani A artı C artı B sayısı yani A, C, rakamları toplamı 3'ün katı olacak. E oğlum A, B, C ve CAB'nin de rakamları toplamı A artı B artı C. Yani A artı C artı B. O zaman bu sayılar da 3'le tam bölünebilmeli. Yani ben buraya da tik atmalıyım. Buraya da tik atmalıyım. Çünkü ACB C, B 3'le bölünüyorsa A artı C artı B 3'ün katı. ABC'nin B, C'nin 3'le bölünebilmesi için A artı B artı C'nin 3'ün katı olması lazım. E zaten o A artı C artı B artı B artı C demek. E bu da C artı A artı B. O da A artı C artı B demek. O zaman bu ikisi de bölünür. Şimdi şuna bakalım. C A B 2'nin katı. O zaman B çift sayı. Değil mi? 2'nin katı ol oluyorsa. E A B'nin de son basamağında B var. O zaman ACB de çift sayı. E A C, de çift sayısı. A C B de 2'ye tam bölünür. Tamam mı? Ama ABC ile ilgili bir şey diyemem. Çünkü C çift mi tek mi bilmiyorum. 3 oldu. Şimdi A C B 5'in katı. Ha bak. E, A C, B hem 2'nin katı hem de 5'in katı. Demek ki 10'un katı. Demek ki B 0 arkadaşlar. B 0. B 0'sa o zaman CAB de 5'e bölünür. Sonu 0 olduğu için. Buna da tik attım. Şimdi şuna bakın arkadaşlar. 6'nın katına bakacağız. Tamam mı? Bir sayı hem 2'nin hem 3'ün katıysa 6'nın da katıdır. Çünkü bir sayı hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa 6'ya da bölünüyor demiştik. Hem 2'nin hem 3'ün katı olanlar nedir arkadaşlar? Hem 2'nin katı hem 3'ün katı. ACB ve CAB. O zaman arkadaşlar ACB sayısı 6'nın katıdır. CAB sayısı 6'nın katıdır. Bunlarla ilgili bir şey söyleyemem ama dolayısıyla başka bir işaretleme yapamam. 1 2 3 4 5 6 tane işaretleme yaparım. D şıkkı bence arkadaşlar gayet güzel, gayet şık böyle tam sınavda karşımıza çıkabilecek bir soruyla bugünü de kapatmış oluyoruz. Güzel bir e, anlatım oldu şöyle bölme ve bölünebilmeyi güzel bir şekilde konu anlatım kısmını işledik. Ee, size özet şeklinde verdik ve yeni nesil sorulardan da çok güzel sorular çözdük. Şimdi top sende. Benle beraber önce geliyorsun şu 6. güne çarpıya atıyorsun. 6. günü de hallettik diyorsun. Ama işin burada bitmiyor. Sen sonra ne yapıyorsun? TYT ilk adım soru bankamızı açıyorsun. Buradaki bölme ve bölünebilme ile alakalı 4 test ya. 4 testi bugün hallediyorsun. Yapamadığın soruları videonun altındaki kare kod çözümlerden okutup bakıyorsun. Ve diyorsun ki Mert Hoca'nın ödevini yaptım. 6. günü hallettim. 7. gün EBOB EKO'yu açtım kucaklarımı bekliyorum diyorsun. 7. gün EBOB EKO'la beraber olacağız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.